tükendi bitiyor. Ardına bakmadan gidiyor. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım kül oldum. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım kül oldum. Bir görünüp bir kaybolup beni düşürdü. Anne neredeyiz? Uyuyakalmışım. Sürmeledeyiz. Salak nefes, salak nefes. Nasıl uyuyakalırsın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Anneler bizi babam geri verirler mi? Efes! Yiğit. Yiğit oğlum hadi annene söyle açsın kapıyı. Hadi güzelim bak seni çok özledim. Canım benim. Yiğit. Nefes. Vedat. Necip. Buyurun Vedat Bey. Nefes nerede? Bilmiyorum. Evde değil mi? Necip. Düşün. Öyle cevap ver. Evde olsa niye sorayım? Yok. Kaçmış. Nefes nerede? Nasıl olur efendim? Siz akşam bizi geri çektiğiniz andan beri koşu uçmadı. Evde saklanmış olabilirler. Ya da Yiğit'le saklambaç falan oynuyorlar. Dur alayım, dur ben bırak. Gel benim oğlum. Çantayı da alıver yenge.
Hayır. Bunların burada ne işi var? Ya şu kızı al da bir ayakkabılarımı çıkarayım. Geldim, geldim. Sen mi aldın bunları arabaya? Ulan elin karısını ne alacağım arabaya? Bekle burada. Bir şey uydurup gelirim şimdi. Sok kafanı içeriye. Niye? Bizi Vedat'a ver diye mi? Çok beklersin. Bekle! Vurma anneme. Sakin ol aslanım. Dokunmayacaktım annene. Elinde ne oldu? Kırık mı? Vedat mı yaptı yoksa? Bak belli ki o heriften kaçmışsın. Yanına da bu Sebi'yi sürüklemişsin. O yüzden bekle. Asiye yengem gelsin, bir hastaneye gidelim. Hastane olmaz. Biz gidelim, ben hallederim. Yahu korkma. Seni geri göndermeyeceğim. O şerefsize de haber vermeyeceğim, tamam mı? Neden sana güveneyim? Benim memleketimdesin. Biz misafire kalleşlik yapmayız. Şimdi sesini kıs, kafanı sok, bekle.